Hepinizi sevgiyle, saygıyla, şahsım arkadaşlarım adına kutluyorum. Selamlıyorum değerli arkadaşlarım. Biz sizlerden çok şey bekliyoruz. Peşinden söylemek istiyorum. Gerçekten sizlere olan ümidimiz, sizlere olan efendim güvenimiz tam. Ve biz yeni yapısıyla makine kimya endüstrisi anonim şirketinin bugüne kadar yaptığı gibi şanlı tarihine yaraşır şekilde önümüzdeki dönemde, bu dönemde çok daha başarılı işler yapacağına bütün yüreğimle, bütün kalbimizle inanıyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildiğiniz gibi dünyada artık bir özne haline geldi. Ve bizim etki ve ilgi alanımız çok ciddi şekilde genişledi. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Kara kuvvetlerimizin tüm unsurları, muharip unsurları, hava kuvvetlerimizin tamamı muharip unsurlar, deniz kuvvetlerimizin tüm gemileri şu veya bu şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alaka menfaatlerini korumak ve kollamak için görev başında. Bu hem kendi hak ve menfaatlerimizi en genel anlamda korumak ve kollamak için faaliyet gösterirken, diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hakları başta olmak üzere Libyalı, Azerbaycanlı, Somali, Kosova, Bosna gibi yerlerde, bütün bu coğrafyalarda da arkadaşlarım, atalarımızdan aldığımız ilhamla, atalarımıza yaraşır şekilde hak, hukuk, adalet için onlarla olan tarihi bağlarımızın gereği, vefanın gereği yapılması gereken ne varsa onların da haklı davalarında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz. Çok şükür tabii bu dönemde çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Eskiden bizim piyade tüfeğimizin patenti dahi yabancıydı. Fakat şimdi çok şükür şu anda bütün hafif silahlarımızı yapar, hatta ihraç eder hale geldik. Gemilerimizi yapıyoruz, fırtına toplarımızı yapıyoruz, helikopterlerimizi yapıyoruz, İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz. Ve bu manada çok ciddi girişimlerimiz var. Ve bunları devam etmemiz lazım. Dolayısıyla sizin rolünüz, sizin göreviniz, bizim sizden beklentilerimiz, sizin mesuliyetiniz gerçekten çok büyük. Çünkü Mehmetçiğe, yüksek teknolojiye dayalı silah, araç, gereç ve sistemleri verdiğiniz takdirde Mehmetçiğin başarısının artacağı da kesin, açık. Dolayısıyla bu manada bu çalışmaların çok önemli olduğunu ve önümüzdeki dönem arkadaşlarım bu çalışmalarla çok daha ileri adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu nedenle bu savunma sanayimizdeki gelişmeleri büyük bir heyecanla, büyük bir gururla izliyoruz ve bu içinde, bu savunma sanayi içinde de makine kimyanın rolü gerçekten çok önemli, çok büyük. Sadece ülkemiz için değil, yurt dışında da, uluslararası piyasalarda da, ortamda da makine kimya adı her geçen gün çok daha saygın, çok daha seçkin yerlere ulaştığını görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu makine kimyanın yeni yapısı arkadaşlarım çok daha güçlü, çok daha etkin, çok daha hızlı, rekabetçi bir hale geldi. Ve dolayısıyla uluslararası piyasalar nasıl çalışıyorsa biz de çalışacağız. Bu konuda şu anda çalışanların da sizlerin de özlük haklarının en iyi düzeyde olması için de buradaki yönetim şunu bilin, gece gündüz demeden tüm imkanları kullanmakta. Burada bizim bu anonim şirketimizin arkadaşlarım sermayesi tamamen hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var, onları da bilmeniz lazım, onlara cevap vermeniz lazım. Onun dışında da denetim, yönetim ve temsil de bakanlığımıza ait, Nizam Bakanlığı'na ait. Dolayısıyla burası tamamen bu milletin öz malı. Savunma sanayi konusunda arkadaşlarım ciddi sıkıntılar oldu. Şimdi de şu anda parasını verebileceğimiz durumda dahi, parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde ambargo telaffuz edilmese dahi örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara yeter diyen bu millet, bizler, sizler arkadaşlarım kafa gücüyle, çalışmak suretiyle, bileğimizde, yüreğimizde çalışmak suretiyle bu engelleri bugüne kadar aştık. Bundan sonra inşallah açacağız. Şu anda savunma sanayine geldiğimiz nokta %80'lere dayandı. Millilik ve yerlilik. Yeter mi? Yetmez. Bir. İkincisi, bundan sonraki bölüm çok daha çetin geçecek çalışmalar. Çünkü çok daha acayip, çok daha yüksek teknoloji. Dolayısıyla çok daha fazla çalışmamız lazım. İç içe, tek yumruk, tek yürek olarak işçisiyle, mühendisiyle, bütün çalışanlar bir yumruk halinde, bir yürek halinde çalışarak önümüzdeki engelleri, bu teknoloji engellerini, bariyerlerini aşacağız arkadaşlar. Bu bizim boynumuzun borcu. Ve bu makine kimyanın dönüşümünün ortaya çıkardığı bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğiz, bu imkanı değerlendireceğiz ve bununla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğin ihtiyaçlarını karşılayacağız değerli arkadaşlarım.
Şu anda çok ciddi, biraz önce briefingde arkadaşlarımız izah ettiler, ifade ettiler. Çok ciddi, çok kritik projeler var. Bunlara çalışıyorsunuz. Bunlar gerçekten kuvvet komutanlarımızı, komutan arkadaşlarımızı son derece heyecanlandırdı. Onlar da büyük bir iştiyakla bu projelerin bir an önce gerçekleşmesini, bir an önce ürüne dönüşüp kendine teslim edilmesini ve böylece karada, denizde, havada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmeleri için büyük bir heyecanla sizin çalışmalarınızın tamamlanmasını bekliyor arkadaşlarım.